Bu videomda en eski Türk devleti olan Asya Hun Devleti'nin en parlak dönemini yaşatan Mete Han'dan ve babası Teoman'la olan ilişkisini paylaşacağım. Öncelikle Mete Han kimdir? Genel olarak özetleyelim. Mete Han, Hun İmparatorluğu'nun kurucusu Teoman'ın oğludur. Tarihte Asya milletlerini tek çatı altında toplayan ilk hükümdardır. Çin Seddi'ni aşabilen ilk hükümdar olan Mete Han, hükümdarlığı süresince Büyük Okyanus'tan Hazar'a, Keşmir'den Kuzey Sibirya'ya kadar bütün Asya'nın hakimi olmuştur. Osmanlı tarihçileri tarafından Oğuz Han olarak adlandırılan Mete Han, Osmanlıların da kökeni olan Oğuz boylarındandır. Mete Han'ın doğduğu yer tam olarak bilinmemektedir. Fakat M.Ö. 209 yılında tahta geçtiği, 35 yıl boyunca imparatorluğunun başında kaldığı ve M.Ö. 174 yılında vefat ettiği bilinmektedir. Mete Han'ın tahta çıkış hikayesini kısaca şu şekilde özetleyebiliriz. Asya Hun İmparatorluğu'nun kurucusu Teoman, oğlu Mete Han'ın yerine Çinli üvey annesi Yenişi'nin oğlunu tahta çıkarmak istemiştir. Hanlığın beyleri ve Mete Han bu duruma karşı çıkmıştır. Dönemin töreleri gereğince Türk annelerden olan has bir Türk'ün tahta geçmesi gerekmektedir. Teoman, son karısı olan Çinli Hatun'un Mete Han'ı kötülemesi sonucunda dolduruşa gelmiş ve eşi Yenişi'nin oğlunu tahta geçirmek isteyerek veliaht tayin etmiştir. Bu durumdan rahatsız olan Mete Han, üvey annesinin oyunları neticesinde Yüeçiler tarafından rehin alınmıştır. Mete Han'ın Yüeçilere sığındığını düşünen ve duruma sinirlenen Teoman hemen Yüeçilere savaş ilan ederek Mete Han'ı öldürtmek istemiştir. Mete Han, babası Teoman'ın Yüeçi topraklarına girmeden kaçarak kurtulmuştur. Mete Han'ın kurtulma başarısı ve Yüeçilerin mağlup edilmesinden dolayı Teoman, Mete Han'ı takdir etmiş ve 10.000 kişilik bir orduyu Mete Han'ın emrine vermiştir. Mete Han, bu ordu ile öncelikle üvey annesini ve kardeşlerini, sonra da babasını öldürerek M.Ö. 209 yılında Asya Hun Devleti'nin Kaan'ı yeni hükümdarı olmuştur. Yüeçiler kimdir? Kısaca onlara da biraz değinelim. Yüeçiler Çin'in kuzeyine hakimdiler. Ana yurtları Orta Asya'dan Tanrı Dağları ile Kansu arasındaydı. Büyük ve küçük Yüeçiler olmak üzere ikiye ayrılırlardı. Milattan önce 3. yüzyılda Çin'in Şansi ve Kansu eyaletlerinde kuvvetli bir devlet kurdular. Çinlilerle sıkı münasebette bulundular. Çin kültürünü benimsediler. Milli kıyafet ve dilleriyle Çinlilere benzediler. Yüeçiler önce Çin kültürünü, sonra da Budizm inancını benimsedikten sonra Türklük vasıflarını, benliklerini kaybedip tarihten silinip gittiler. Oğuzların atası olan Oğuz Kağan'ın aslında Mete Han olduğuna işaret eden birçok kaynak vardır. Kaynaklarda Oğuz Kağan ile Mete Han'ın hayat hikayelerinin birçok benzer yönleri vurgulanmış ve dolayısıyla öyle kabul görülmüş. Videomuzun ana konusu olan Mete Han'ın ok hikayesi. Tarihte çavuş oku adı verilen ıslıklı okun Mete Han tarafından icat edildiği bazı kaynaklarda yer almaktadır. Mete Han'ın çocukluğundan beri oynadığı hedefe çevirme oyununun onun tahta geçmesini sağladığı bazı Çin kaynaklarında anlatılmaktadır. Bu oyuna göre Mete Han okunu bir yöne doğrulttuğunda ordusundaki tüm okçular hemen o hedefe doğru nişan alıp oklarını fırlatırlar ve hedefi yok ederlermiş. Mete Han yine bir gün okunu en sevdiği atına çevirmiştir. Askerlerinden bazıları tereddüt etmiş ve oklarını Mete Han'ın atının üzerine doğrultmaya cesaret edememişlerdir. Bunun üzerine Mete Han hemen okunu tereddüt eden askerlerin üzerine doğrultmuştur. Bunu gören diğer okçular hemen nişan alıp oklarını tereddüt eden diğer askerlere fırlatıp öldürmüşlerdir. Bu hareketi ile mutlak itaat kavramını ordusuna aşılayan Mete Han, zamanı geldiğinde 10.000 kişilik ordusu ile birlikte okunu babasına doğru çevirmiş ve mutlak sonuç kaçınılmaz olmuştur. Babasını öldürüp tahta geçen Mete Han, Asya Hun Devleti'ne en parlak dönemini yaşatacaktır. Mete Han'ın günümüz ordularının temellerini atmış, onluk sistem olarak telaffuz ettiğimiz onbaşı, yüzbaşı, binbaşı, tümenbaşı gibi rütbelerin kullanıldığı bir orduyu teşkil ettiği bilinmektedir. Günümüzde Türk Kara Kuvvetleri'nin yani Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yılı
Meta'nın tahta geçtiği M.Ö. 209 yılı olarak kabul edilmektedir. Tarih ve coğrafya ile ilgili birçok videomu paylaşmaya devam edeceğim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.